3, 2, 1. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz gibi şeyleri geçiyoruz galiba değil mi? Evet. Çok evet. Üyemi iyi olmayı şuraya. Hoş geldiniz. Tuşlara. Ya direkt intro'ya şuraya girelim abi, bence hiç başlayalım. Şöyle yapayım mı senin? Özel zinde hareket. Burada gir. Yine aynı yere geldik. Bak ikinci bölümü çekiyorum. Bak, sinyale bak düştük. 200 bin olmadı. Ama beğenme sayısı beğenme, güzel. Beğenme 3'e katladığı için çekiyoruz. %1 dislike var dedi. %1 dislike var. Onun hatırına çekiyoruz. Bu işi sen yapıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Her zaman. Gelirken de Mert'le beraber geldik. Mert de birkaç tane model getirdi. Sen BBR getirdin 3 evet, tane. Evet BBR'lar. Anti BBR'cı ve BBR'cı birinin savaşını niye izleyeceğiz. Niye lan sen de seviyorsun BBR'ı? Ya yok bu sevmiyor ben ya. Ben sevmiyorum bu değil abi. Ben şöyle görüyorum. Yes. Bak benim şurası BBR komple Ferrari. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu adam dekal topluyor. Yani benim gibi ya, ben Road Legal'da da şunu söyleyeceğim abi. Bence BBR bu işin neyi biliyor musun? Alfa Romeo'su. Yani alırken çok pahalı. Bak estetik şey güzel. Güzel detaylar var. Çizgileri vesaire ama satarken Alfa Romeo parası. Yok yarısı. Yok be abi. Yok be abi öyle abi, bir şey. Öyle. Hayır abi. Yok. Ya baba bak. Satan önemli oğlum. Ben sana adam bir şey sıkışmışsa satıyor 2000 lira. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben sana bir şey söyleyeyim. Gelse biri. Ya vermem ben sana şu kadar. Ben araya giriyorum. Peki Buğra abi beni ne zaman elimden tutacaksın? Senin elinden tutmaya ihtiyaç mı var ya? Bu arada bizim seninle olan araba muhabbetlerimizi çok özlemişler. Seninle bir gece yaptık ya. Canlı yayın. ÖTV, güzeldi KDV. Ama. Evet o güzeldi. Yapalım seve seve. O tarz bir şeyi çok özlemişsiniz. O tarz şeyleri de yapacağım. Araya ne devamlı video gelir. Mert'in de evine gideceğiz. Mert'in evine bu arada güzel bir şey yapacağız. Bu arada buna da yeni şeyler geliyor. Onu da part 3'te çekeriz artık. Tamam. Videonun içinde zaten Mad Customs diye İzmirli bir firma var. Evet. Sağ olsun. Benim bu Motul ve Nissan ekibine çok güzel özel figürler yaptı. Evet. Her takıma göre de takım numarasını tutan kadın figürleri yapılıyor. Burasını da daha böyle hoş profesyonel bir şey yapacağız. Senin hastası olduğun hani bunun çantası çok iyiymiş dediğin evet vardı ya. Ya ben onun çantası güzel diye getirmek istedim. Sırf şov. Sadece kutusu 40 Euro'dur bunun zaten. Bak bu BBR Leclerc'in aracı bu. Hı-hı. Geçen sene kullandığı SF90 2019. Çöp. Bunu alacağım mı buradan yoksa hayır lan ben bunun hayır, için demiyorum. Çöp. Leclerc'in araba çöp. O doğru. O doğru oğlum. Abi Fenerbahçe'den de gülmedik yüzü. Bundan da gülmedik. Oraya yapacağım girdik bunu çıkamayız. Modele değil söyledi. Ferrari'nin birebir de kullandığı araba çöp. Şey karbon fiber bir çanta. Karbonumsu trak. Karbon kevler deri. Bak bu tabii modeller resim porselen. Evet. Yalnız bu evet senin anayın porselen takımlarına benzemez. Bir Ural porselen. Ufak. Buradan gelsin. Sinyal gitsin. Evleniyorum ya. Ural porselen. Çeyiz'de yardım. Red Bull Kolonya'dan bir sinyal gelmedi geçen videodan. Haters don't hate yani. Bu arada şöyle bir şey çıktı mı? Abi o garantisi. Bu arada 100 taneymiş, 100 tane üretilmiş. Evet ya bu modelden 100 tane üretmişlerdi. Yalnız bir şey diyeceğim oğlum kutunun içi falan çok güzel. Abi kutu şey süet zaten. Kanka harbiden evet emek ve para. Şunu çektim bilmiyorum ama evet, onları official Ferrari product'ı evet, yani onlar onaylı olmadan üretemiyorlar. Biliyorum biliyorum. Bu yeni mi geldi sana? Abi yok bu kaç oldu? 7-8 ay olmuştur oldu, herhalde ya. Yani. İki evet tane yok muydu ya? Kanka bir Vettel var bir de ha bu var ama. Vettel bize göre bir şey yok. Vettel zaten ha şey yapıyor. Ya iki tane getirmenin bir anlamını görmüyor. Aynı araba çünkü. Burada ben de Leclerc gibi buradayım. Hesabı. Bu orijinal deri alt evet ki base zaten. Zaten o kadar para veriyorsan. Yani bir şeyler almak durumunda kalıyorsun. Yemin ediyorum yapan kişiyi bile isterim ben. Ya bu arada detayları falan inanılmaz. Şey be. F1'i yapmak çok zor detayları bu arada. Çok ince ve karbon hı-hı detayları da çok. Ama o da sevdi. Bence sevdi. Ya şöyle ben bu arabanın 1/1'ini canlı hı-hı olarak Ferrari hı-hı müzesinde gördüm. Evet, zaten. Evet. Acayip saygı duymuştum. Gerçekten de BBR bu modeli güzel model. Çok iyiymiş. Model. Ben de yalan çok seviyorum. Ben ki bir anti BBR'ci bir insanım. Hı-hı. Şimdi sen mesela sevmiyorsun bunları konuşmayı. Fiyat mı? Mesela ne kadar bunların fiyatları? Ya araya sevmiyor, söylemiyor mesela öyle şeyleri. Kargo gümrük vesaire, ustanın yediği döner falan evet onları hesaplarsan 3,5 ile 5,5 arasında değişiyor. Ki limited, 100 tane üretilmiş olan bir şeyden alıyorsun. Tabii ama tabii daha limited versiyonları oluyor. O zaman da 5,5-6. Bunlar devamlı değerleniyor. Evet, Aren tam tersini söylese de. Bir koleksiyonerden BBR almakla evet, hani ne bileyim bir tane BBR olup adam sahibinden de ya da X bir yerde satıyorsa anladın mı? İkisi tabii ki farklı olacak yani. Evet. Bir koleksiyoner kafasını herif atıyorum 10-15 tane BBR var, dizmiş her şeyi yapmış. Tabii ki ondan mal almak daha zor. Ben farklı düşünüyorum abi. Ben yine söylüyorum. Bu işin bence Alfa Romeo'su. Evet, aha, dizayn var, tasarım var, kutu var, şov var, bir şeyler var ama alırken çok büyük para. Hı hı. Ama satarken gerçekten yarı parası abi. Orta üst segmentte bence bu işin hala zirvesinde AutoArt var abi. Çünkü hem modelleri çok güzel hem de çok kıymetlenen modelleri var. Mesela şöyle söyleyeyim. Signature serisinde bir NSX almak istesem bugün çok büyük para abi. Çünkü eski AutoArt'lar da kalmadı. Yeni modellerin çoğu kompozit ya da resim. Ben daha metal model seviyorum. Şimdi metal bir ürün
yerinde. Kapı ayarı, kaputun ayarı, bunların denk gelmesi çok zor. Çünkü her bir tarafı açıldığı için bildiğin kalıp var. O kalıbın çok iyi olması gerekiyor. Çünkü her yere açılabiliyor yani. Hareketli bir parça. Ben eski mini champs'leri de çok seviyorum. Ondan da bir iki eskiden model. Eskiden iyiydi değil mi? Eski mini champs'ler çok iyi. Şimdi ama abi herkes maliyetlere yenildi. Bütün firmalar. Yani kısmak zorunda. Abi otomobil piyasası gibi düşün. Aynen öyle. Onlar da öyle. Mesela oluyor. Şimdi bugün gerçek bir Mercedes otomobil satın almak istesen. E'den başlar. E'nin de çok dolusundan. Yani evet. 1 milyon üstü bir E alman gerekiyor ki şimdiki zamlarla artık uçtu. Gerçek Mercedes'e binmek istiyorsan 2 milyon TL para ödemen lazım. Hani Mercedes A'ya baktığın zaman Mercedes değil abi artık. Eskiden çünkü Mercedes öyle bir şey yoktu. Mercedes'in her arabası Mercedes. Şimdi bir model daha var. Bu da BBR. Aynen. Zaten getirdiklerinin hepsi BBR baba. Abi 3 tane getirdim çünkü yani daha fazla getirdim düşürürüm diye getirmedim. Tabii risk abi. Bu modelleri taşımak problem yani. Belki tabii. 10 santimden elinden kayıp bir yere düşse patlayabiliyor. Patlar ve... Oda sıcaklığı çok sıcaksa ön camı atabiliyor. Evet bu arada şöyle söyleyeyim. Resim modeller daha nazik modeller olduğu için güneşte zaten hiçbir modelin durmaması lazım. Ayrı konu ama diecast metaller mesela biraz daha dayanıklı buna göre. Şu da var resimde çok detay görebiliyoruz. Evet resimde çok detay var. Bir de bunu arada bir havalandırman gerekiyor. Evet. Kullandık o yapışkanlar ya da neyse işte içeride çok şey yapıyor. Böyle bir ağır bir koku ağır var. Bir bak koku şimdi yapıyor. Kaldır bunu kokla. Bayağı böyle yapışkan kokuyor. Kokuyor zaten. Yani. Evet. Sen ama güzel saklıyorsun bu arada. Abi evet bunu arada bir açıyorum. Saklıyorsun. Şimdi 488 pista. Rosso Corsa. Rosso Corsa. Bu peki şey bu da mı limited abi? Evet. Zaten kutuda da yazıyor. Limited 40 pieces yazar orada bak. Evet 40'lı. Aa ha, mesela daha mı pahalı bundan? Evet bu daha pahalı. Şöyle bir durum var. Buradaki işçilikle oradaki işçilik daha farklı. Bu biraz daha işçiliği olan bir şey. Bunun çünkü içi falan da var. Bu arada bu modeli ben çok seviyorum çünkü yani pistanın bence en güzel rengi ve livery olarak baktığın zaman orta çizgisi şeyi çok iyi. Ferrari'de farklı kırmızı tonları da var yani. Var tabii 1000 tane çok fazla. Yani. Çok fazla bak, var. Bak şurada var işte. Rosso Fuoco muydu? Aynen. Mesela anladın mı? Çok Rosso Corsa var. Ya açık konuşayım mı? Bu mesela biraz daha klas duruyor. Bunun mesela bütçeleri nasıl? Ya bu da işte 4500, 4600 falan. Ya bu arada şöyle bir durum var. BBR'da bir My Way Club diye bir şey var BBR'ın. Sen aldıkça ürün onlardan sana bir puan veriyorlar. Bir sonraki modelde hani bir discount oluyor. Bu da mı resim? Tabii bunların hepsi resim abi. Diecast de var. Mesela yeni çıkarttıkları bu Enzo FXX'ler var. Onlar mesela Diecast. Ya bunun fren detayları falan çok güzel bu arada. Jant detayları. Abi karbon detayları falan da çok iyi. Karbon detayları falan da çok iyi. Ya ben mesela sergileyecek olsam böyle sergilemek isterim. Adamlar da bunu yapıyorlar. Ki böyle sergili. Zaten ben şeyi anlamıyorum mesela. Pahalı bir şey. Niye söküp yani base'inden çıkıyor? Bir de bu base'den hiç kolay çıkmıyor abi. Bir alt plaka var ya şu. Bunu böyle kastırıyorsun buradan. Alıyorsun. Zaten orada bir falso veriyor ürün. Ya bazı... Mert bu arada ben sökmüyor. Ben zaten sökmedim. Ama yani mecbur sökeceksin. Yapacağız ya. Yapacaksan sökeceksin. Ha bunu sökmem. Yok. Ben yenisini alırım onu koyarız. Bu yapmaz onu. Ben bunu sökmem abi. Bu rahatsız. Alırım. Mesela buradakilerin hepsi aynı böyleydi. Ben söktüm hepsini. Açtım ben bir yerden daha kesitini alırım. Daha kesitleri de var bunların. Onları koyarız. Yani bunu koymam. Şöyle bir model getirdim. F8 Tributo. Evet, Tributo. Ve benim en sevdiğim kombinasyon yani bu. Bunun rengi çok iyi. Baba yumuş. Renk inanılmaz. Yani kombinasyon da çok iyi. İç taba koyuyor. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Best kombinasyon. Bak, ya bir kere renk kombinasyonu çok iyi. Bundan mesela 28 tane var. Abi bunu ben ne zaman almıştım biliyor musun? Bu da bir 7 ay falan oluyor yani. Tabii euro bu kadar yüksek değildi ama kaça geldi? İşte 4'e yakındı yani. Şimdi şu limited olayında bildiğim kadarıyla yalnız. Mesela aynı renk aynı kombinasyon ama jant rengi farklı oldu mu da sanki değiştiriyor. 28 tane de ondan mı oluyordu? Evet. BBR'da böyle bir durum var değil mi? Lambo gibi düşün. Lambo da öyle. 150 tane araba üretiyorum diyor. Aldık 2000 tane var. 150'si şöyle jantlı. Ama işte 150'si böyle kanatlı. Tabii. Ama tabii adam mesela buna tutuk tabii. Bunu almak istiyor herif. Alamıyor. Neden? Bitti zaten. 28 tane üretildi bitti. Bitti. Sonra atıyorum. Adamda belki aynısı var. Birebiri var adam alamıyor. Alamıyor mesela. O zaman ne yapıyor? O zaman... Mert Uzunoğlu'nu buluyor. Mert gelişine dömüyor böyle. F8'i olan bir arkadaşımız varsa Silverstone gelebilir bana. Ya benim belki en sevdiğim modellerden biridir bu yani. Ya yeni nesil Ferrari üreten zaten en kaliteli BBR var artık. BBR var. Bir de MR Collection var. O da iyi. Ya aynı. Ben MR aynı. Ben markaları aynı. Sizden öğrendim. Şöyle bu ama artık Ferrari üreticilerinin yani bir altına indiğin zaman bir altı yok gibi. Evet. Şey var. Hot Wheels var. Hot Wheels, Elite falan yani böyle yani. Almıyorsun. Almıyorsun onu da yani.
3 tane Mert'in efsane, bence çok güzel. Resim modellerini inceledik. Sen çok BBR hassası değilsin. Koleksiyonun enlerinden çok burada BBR hegemonyasını yıkmaya geldim abi. Yıkamadı. Bu arada Aren'in koleksiyonuyla benimkinin şey tarzı değil, farklı yani. Tarzı, evet. Temalarımız çok farklı. Bazı arkadaşlarımız var, diyor ki Aren abi de o kadar araç var. Abi o kadar olmakla var değil bu iş. Evet, o tamamen bir konsept meselesi. Farklı şeyler şey yapıyor falan, değil mi böyle? Aren abi de bunun şeyi var falan. Yazanlar abi, oluyor, yazanlar. Farklı iki kulvarda otomobil topluyoruz. İşte. Boş muhabbet işte. Evet, boş muhabbet. Ver abi, büyük kutudan aç. Baba ilk 83 Porsche 936. BRM Hockenheim. Güzel. Geçen videonun sonunda, abi bu Truskill diye bir markanın, şöyle göstereyim. Benim çok hoşuma giden bir model. Evet. Normalde Truskell'de resin model çok üretir. Ama bu... Bu diecast mı? Diecast. Şöyle açıyorum. Seri numarası abicim. Şöyle bir gösterelim, evet. Şöyle bir kartı bir gösterelim kartı istiyorsan. Var. Tatlı tatlı oyuncakları var abi. Tüm özel halk otobüslerinde. Bizim nesilde böyleydi. Yürü yürü. Hatırladın mı? Aynen. Şimdi abi tek tek açalım. Öndeki hani modelin isminin yazdığı bakalit. Kenarına koyman için, yani arabanın kenarını, modelini ve markasının yazdığı. Bu abi arabanın arka motor kapağı. Bu arada Aren bunları normalde elletmez ha. Kafası abi. Bize özel, Allah razı olsun ya. Yani kendisi güveniyor, elletiyor bize. Kapıları da tabii ki de yukarı. Ya kapılar orada mı? Bunu bir gösterelim şimdi şöyle. Kapı oraya bağlı. Tatlı. Şimdi öyle bir şey göstereceğim ki bu BBR'ci arkadaşa yıkacağım ya bu BBR egomanyasını. Boş muhabbet ha. Değil mi? Tabii tabii. Hazır mısın? Bütçeleri söylemiyor Aren. Aren söylemese Google'a yazsan çıkıyor. Herif zaten hani did you mean çakıyor, evet. Yani anladın mı? Hani zaten öğrenecek yani. İlla Aren'in söylemesine gerek yok. Jantlarını böyle tek tek. Kral bir gösterebilir misin? Yalnız vidayla aşağıdan açmam lazım modeli. Görüyor bir saniye. Ama o çıktıysa patlar. Ama detayları çok iyi ya. Oğlum bizimki de açılsa bizimki de böyle. Açılsa işte ama. Oğlum açılan modeli de var, onu da alırız yani. Var, elektrikli şey ya, var. Hayır oğlum o detay işte. Yalanlar. Yalandan malandan. Ama güzel ama detaylar çok iyi. Onu bir şey demiyorum. Şimdi sen bunu açtın tabii. Buraları falan biz açtık. Sen bunu daha artık şey yapma yani. Yok vidalamam artık. Şimdi detayları şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Kurulumu yapacak birazdan Aren de. Bunun detayı hakikaten güzelmiş. Ben bu kadar güzel olduğunu düşünmüyordum. Şu pile çıkıyor içinden. Normalde sana şöyle söyleyeyim. Bak bunlar center lock gibi böyle civataları var. Bunu aslında sergilemek için sehpalar var böyle. Bende evet var. Bunun üzerine koyuyorsun. Bu arabada acayip bir detay var. Bak yani burada birazdan Utku çeker. Jantları, lastikleri arka atıyorum. Arka bu arada lastikleriyle ön lastikler arasında fark var. Var. Orada gösterelim onu şöyle. Yani toplanmış hali de mesela bu buraya oturuyor. Hı hı. O da kafaya oturuyor. Hı hı. Sana vereyim, ben hiç şey yapmıyorum. Aynen. Ya bu modeli sergilemek için açıkçası şöyle motoru ve ön tarafı açık, evet, jantlar kenarda servis alıyormuşçasına çekilmesi, hı hı hı, lazım. Bence bu Truskell'in üretmiş olduğu detaylı, güzel, pahada da çok uçmayan, gördüğün gibi bak şöyle frenler vesaire. Evet, evet, onları da gördüm. Detayları çok iyi bütün bu arada. Detayları çok iyi. Bunu buraya bu şekilde oturtuyorsun. Aynı zamanda Lego'da kendisi. Evet. Öyle bir durum var. Detayları güzel ama çok detayları güzel. Çok detayları çok güzel. Gerçekten harika, harika bir model. Ben beğeniyorum. Farklılık. Hani anladın mı? BBR'ci çocuk. Böyle sergilenmesinden yanayım bunu. İstiyorsan takabilirim ama. Hemen takalım. Ya kanka modeli açmamız 25 dakika sürdü. Tamam tak bunları. Kalsın artık bunlar ya. Nismo. Oğlum bu ne lan böyle? Benden büyük kutu. AutoArt'ın özel bir modeli. 1/18 ölçeğinde Festival Car diye geçiyor. R32 Grup A arabası. Orijinal Nismo'dan lisansı var bu otomobilin. Bildiğim abi kadarıyla Türkiye'de bu modelin bir üçüncüsü yok. Ama bu özel bir otomobil. Bu ne abi? Karne. Sana şöyle söyleyeyim. Çok iyiymiş lan. Japonlar. Yağlı kağıtlı kardeşi. Turnusol. BBR'ci çocuk. Üstüne iki tane Japonca yazmışlar. Ne yazdığını bile bilmiyorum. Sonra BBR'ci çocuk. Bu otomobilin sertifikası abi. Nismo'dan. Yani bu AutoArt'tan değil, Nismo'dan. Ben sertifika bunu mesela çerçeveletip koyarım. Öyle olacak zaten. Bu çok güzelmiş abi. Bu da faturası. Yersen yani. Paletim var. Nasıl da ne yazdığını bilmiyor ya. İşte AutoArt bu modeli aldığımız için teşekkür ediyor. Özel falan bir araç falan aldınız. Yağladık sizi. Şu olmasın bu modelle, bunun hiçbir hükmü yok artık. Bir araya geldiğinde bir şeyler. Vay. Bir alabilir miyim şöyle bir yandan? Değil mi? Diecast mi? Diecast mı? Meşrebine göre yapıştır yani, gönder. Peki diğer Just'a ne diyorsun? O bambaşka. Bambaşka. Dekalsiz, bordo renk ve festival kar olarak geçiyor. Alttan herhalde şeyleri var. Tabii vidaları var. Evet abi, bir vidalıyım sende. Buradan bak bagaj detayını görebilirsin. Tesisat yapmışlar kardeşi. Air'im var arabada. Arabada yakıt sistemi olarak. Kaputunu açayım. RB makinemiz burada. Şurada, şurada şeyi de var. Bura teli de var. Normal otomobildeki gibi düşün. Kesin kırılıyor. İyi izleyin. İyi izleyin, kırılıyor. Yok yok, kaldır daha kaldır. Çevirerek. Ayrıca bunun kendi standı da kutusundan çıkıyor. Burada ve hemen şurada altında
Beyzli altında mı? Evet. Tabii. Beyzli altında. Hı. O zaman bunu çıkardı, buna vida alıyorsun, evet, sonra case'ini... Evet, alıyorsun, daha sonra case'ini koyuyorsun. Şu şekilde. Bak mesela BBR'ların case'ine hasta oldum. Şunu bir git bak orada, abicim, git bir bak orada mıyım? Bu 1000 tane ötülmüş bu arada. 1000 tane var ama Türkiye'de gerçekten, evet, yani bir dördüncüsü yok, aranan bir model. Vidalarını sökebiliriz bunun da. Koyabiliriz kenara. Birazdan sökeriz, bam diye koyup düşse onu... Tadımız kaçar. Yani tatsız. Tatsız görüntüler olabilir. Yani AutoArt bence orta üst segmentte, özellikle de eski AutoArt'lar gerçekten çok güzel. Yes! Gençler! Abi bu Ignition. Ignition model Türkiye'de yine çok kıymeti bilinmeyen ve çok fazla adeti olmayan bir model. İkonik Japon otomobillerinin daha modifiyeli olanı. RX-7'ler, R34'ler, Miata'lar. Bunun üzerinde mesela Watanabe jantlar var. Ignition, hani Japon otomobil toplayan insanlar için gerçekten çok güzel arabalar. Hani rengi, boyası, evet, kalıbı, jantı. Oğlum kamber, mamber var. Çok ya. İyi duruyor. Yani ikonik Japon ve tuned işte denilen hani modifiyeli otomobil. Tüm modelleri otomobil. Böyle değil mi? Evet. Ama renk çok iyi bu arada. Renk, jant, harbi bak jet, sinyaller, yani. Farlar. Harbi pele yani. Bak mesela çok iyi duruyor, anladın mı? Sen diyorsun ya low mu diye. Hayır abi, alakası yok. Bu da mesela resimdir. Stop detayları falan mesela çok güzel. Çok güzel. Normalde bu modeli üreten birkaç firma daha var. Hı hı. Bu kadar iyi stop detayı olan, sinyal, far, jant detayı olan yok. Zaten aftermarket bir jant var üzerinde de. Arabada bucket seatler var, harness kemerler. Bu temizlikte bir tane Miata bulsam alırım biliyor musun? Bu temizlikte bulabileceğin Miata'ya bugün 150 bin lira isterler ki hakkı. Çünkü dünyada retro klasik olarak, evet, kabul edildi. Ve benim en çok sevdiğim kasa NA ve bende olan yakın zamanda sattığım NC kasa. Evet. NB de çok güzel bir otomobil. Onun da çok kıymeti bilinmiyor. Ama bence bu arabadan sonra gelmesi o arabanın biraz talihsiz. Çok ikon bir araba. Bizim Ufuk'ta var ve çok güzel yapıyor. Yeni setup'ı da çok... Ufuk'un araba çalınmış diye oğlum yani. Ya. Gerçekten. Sanki GTA'dayız ya. Yani. Çalındı gerçekten. Çaldı. Sonra da arabada MAF arızası verdi. MAF sallandığı için araba stop ediyor. Adamlar öyle terk ediyor, evet, arabayı zaten. Evet. Güldü Ufuk bayağı bir ama gerçekten arabayı bulamasaydık daha çok gülerdik. Evet. Audi'nin Dealer Edition'ı diye geçer, evet, ama bunun asıl üreticisi Spark diye bir marka. Şunu, Spark da kötü marka değil mi? Şöyle, aslında çok değil. Wow bir model, evet, değil ama şunu söyleyeceğim. Tam bir çıkış yakaladı bu son birkaç sene. Var, yarış takımı. Özellikle Spark'ın Porsche'yi... sahibi bu arada acayip zengin bir adam. Bunu niye koymadın bu koleksiyona? Temalı çok otomobil var. Ben hani sırayla açıyorum ve sırayla bunları yerleştiriyorum. Çok elimde çok nadir bir model vardı. Evet. Ben hani bir AutoArt, bir Spark, bir TSM, bir Ignition, hani evet, insanların, evet, markalar hakkında bir şeyi olsun. Mesela Ignition çok bilinen bir marka değil. Mesela Mert bile Ignition'ı burada ilk defa inceliyordur. Çünkü Japoncu değil, evet, o zaman. Ben ilk defa. Ama artık bir fikri var yani onun da. Yarın, evet, öbür gün bir Japon biriktirmek istese bence Ignition, hı, alır. Evet, çünkü o resim modeli de çok seviyor. Hı. Senin arabanda, evet, olan Lipton mi lan? Benim arabamda bu Lipton aynısından aynısı vardı. Şey getirdin. Şunda yok mu? Getireyim. Dur, o tabii elde yapılmış. Sağ olsun Ersin abi yaptı. Onu da ben çok paylaşmak istiyorum. Çünkü kendisi benim hayallerimi gerçekleştirdi. Custom model car. Ya adam bütün detaylarını aynı, yaptı. Aynı. Bu birebir Arena'nın arabası bu arada. Kaliperleriyle falan bile tabii, yani. Tabii. Ya birçok şeyini yaptı ki hani yapamaz edemez adam jantı falan da yaptı. Gerçekten bildiğin jantı çok aynısını iyi bir yapmış emeği adam. Var. Reklamını yapmak istediğim, hı, adamı gerçekten bir ürün aldıysam ve memnunsam paylaşılmasını seviyorum. Hı. Ben yine model araba almaya gittim. Hı. Haftada bir mutlaka uğruyorum. Yani bir dostluğumuz da var. Hı. O dedi ki ya bu videoyu çekiyorsunuz Buğra'yla falan, hani bir dostluğumuz var. Ben de hani dedi iki tane GT Spirit BMW M2. Baykas Türkiye'ye de bizden selam olsun. Evet. Destekleri için de evlerde kapandığımız dönemlerde kendisi benim için dükkan da açmıştır. Simsarlara çok dikkat etsinler. İsim vermeyeceğim ama gerçekten çok overpriced yazan insanlar var. İsmini duyduğum zaman yani elim ayağım titreyen yani insanlar var. Yani böyle sahibinden de işte yani şimdi bunu kötülemek olarak demeyelim de sahibinden de böyle get ilanla da almayın. Abi yani. Olay ne biliyor musun? Gidin i̇nsanlar bakın, görün. Ya öyle şunu söyleyeyim. Kime söylesen benim paraya ihtiyacım yok zaten. Abi, ben sana şunu Koçun Sabancı'nın ya bugün paraya ihtiyacı var. Yani. Sen kimsin abi modelden gelecek paraya ihtiyacın para yok. Para ihtiyacım yok, pazarlık yapmıyorum. Ama dediğim gibi konforlu hissettiğim insanlar, bahsettiğim Kadıköy'deki dükkan. Gittiğim zaman muhabbet edebildiğim. Tabii canım. Sedat'a gittiğim zaman diyor ki 10 tane model veriyor. Al bunları sen evde rahat incele diyor. Çünkü biliyor geri dönmeyeceğini. Aynı boyda mıyız biz? Aynı boyda mıyız?
Süperdi abi her şey. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Bu arada. Teşekkür İmkanlarınız için de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Senin çok güzel bir koleksiyon sayfan var Instagram'da. Sen çok başarılı fotoğraflar çekiyorsun. Eyvallah. Stüdyo ayarında fotoğraflar falan çekiyor. UZN Collectibles. Şuraya bir yere de Instagram'da şöyle bir şey atarsan. Şuraya bırak. Şuraya mı? Şuraya bir yere bıraktık. Bıraktım. Oradan da takip edebilirsin. Sizin bir iyiliğiniz olacak takipçilerimize. İki tane GT Sprint M2, BMW M2 veriyorsunuz. Doğrudur. Yapmanız gerekenler çok basit. Arenimo Instagram hesabını takip ediyorsun. UZN Collectibles'ı da takip ediyorsun. Bir de benim Instagram hesabımı takip edip YouTube kanalına da abone olmanızı istiyorum. Bu videonun yorum bölümüne de yorum yapmanı istiyorum. Siz nasıl bir koleksiyoncu olmak isterdiniz yazabilirim. Nasıl bir koleksiyoncu olmak isterdin? Daha high-end şeyler mi yoksa yani Aren'in yaptığı gibi böyle dekalli ve yarış otomobil tarzından daha fazla bir ürün mü? Ben olsam şunu yaparım. Ya, otoart biriktiririm ya da MR veya BBR biriktiririm yazabilirim. Yani. Yoruma da bunu belirtiyorsun. Diyorsun ki ben olsaydım böyle bir koleksiyon yapardım. Instagram hesabını yazıyorsun. Aren'le Mert'le devamlı böyle videolar gelecek. Yani çekeriz böyle devamlı olarak. Utku Cihan Kantar'a da teşekkür ederim. Adamsın. Yok yapmıyor kasmadım. Kardeşim. Utku buradan motorun kafayı alıyor. Bolu da geriye dönüyor. Hadi eyvallah.